akşamlar. Hamlet TV Ana Haber Bülten'e hoş geldiniz. En güncel haberlerle karşınızdayız. Ben Berna Uçar. Muğla'da 110, 112, 155, 156 gibi acil çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması amacıyla Muğla merkezdeki eski MİT binasının bulunduğu alana yapılacak 112 acil yardım çağrı merkezi için toplam 3 milyon 217 bin 150 TL ödenek ayrıldı. Türkiye'de pilot il olarak seçilen Antalya'da tüm çağrı merkezlerinin tek çatı altında toplanması projesi Muğla'da da yaşama geçiriliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olan ve ABD'de 911 olarak bilinen acil yardım çağrı merkezi hizmet binası için Muğla merkezdeki Muğla Sıkı Koçman Meslek Yüksekokulu binası yanında bulunan ve eski MİT binasının yanındaki arazi 112 acil yardım çağrı merkezi hizmet binası olacak. Muğla'ya her yıl gelen milyonlarca yabancı turistin kendi ülkelerindeki gibi tek numaradan yardım alabilmesinin önünü de açan Muğla Acil Yardım Çağrı Merkezi için AK Parti Muğla Milletvekillerinin katkıları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 2007 yılında 100 bin, 2008 yılında 600 bin, 2011 yılında da 750 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin TL ödenek gönderilmişti. Muğla İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından da geçmiş yıllarda ayrılan ödenekler ile İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek birleştirildi. İl Genel Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı İbrahim Şimşek, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek ile İl Özel İdare Müdürlüğü'nden ayrılan 1 milyon 767 bin 150 TL ödeneğin 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi binası yapım projesine aktarılarak toplam 3 milyon 217 bin 150 TL ödenek ile binanın en kısa zamanda ihalesi yapılarak inşaatının başlanacağını açıkladı. Şimşek, 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi hizmet binası ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporu İl Genel Meclisi'ne sunarken, bu merkez bina Muğla açısından çok önemli. Özellikle acil yardım konusunda her kurumun ayrı ayrı numaralarının yer alması, dışarıdan gelen yabancı konuklarda yaşanan olumsuzluklarda sıkıntı yaratıyor. 112 Acil Yardım Çağrı Merkezi ile 110, 112, 155 ve 156 gibi çağrı merkezleri tek çatı altında toplanacak. Tek çatı altında toplanan çağrı merkezine gelen ihbarlar da tek elden ilgili birimlere bildirilecek dedi. Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalı Çiftlik Beldesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi kilisede kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalı Çiftlik Beldesi'nde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tarihi kilisede kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kızıl Ağaç Mahallesi, Gerenkuyu mevkisindeki yaklaşık 1500 yıllık kilisenin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda harabe durumdaki kilisenin iç kısmında yaklaşık 7 metre derinlikte kazı yapıldığı tespit edildi ve jandarma ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Kesin. İki haftadır kazı yapıldığını tespit eden jandarma, zanlıların kazı yaparken kullandıkları kazma, kürek, kova gibi aletlere ve olay yerindeki iki araca el koydu. Yapılan aramada ilk belirlemelere göre herhangi bir tarihi esere rastlanmazken, zanlıların 3 bölümden oluşan kilisenin mahzen bölümüne inmeye çalıştıkları öğrenildi. Bizans dönemine ait olduğu belirtilen kilisedeki kaçak kazı ile ilgili güvenlik güçlerinin başlattığı soruşturma devam ediyor. Tarihi bir kilise. Kilise. Çünkü buralar işte... Yani o yerel yönetimlerin buraları daha böyle şeye çıkarmaları hep gecikti. Evet. Yani o gün yüzüne çıkarsalardı daha böyle iyi bir şekilde o korunabilirdi. Şimdi artık ne olduğunu da bildiğimiz yok. Evet. Yani burada gömü mü aranır? Altısı tabii eski tarihi bina olunca. Daha önce bu kadar hiç kazılmış mıydı? Daha önce ilk defa ben de bu kadar bir şey gördüm. Yani daha hiç. Şimdi... Çünkü burası o kilise. Denetimsiz kontrol. Çünkü, tabii mesela yani aslında Bodrum Yarımadası'nda mesela bu tür yerler hep genelde var. Mesela evet. Şu bizim bu yukarılarda bu hani o kale denilen yerler var ama işte yani yerel yönetimlerin beceriksizliği bu hale getiriyor bu buraları. Maalesef. Yani
göz göre göre o zaman talan olup gidiyor her tarafı. Milas'ta kablo hırsızlarının jandarmadan kaçışları bir saat süren kovalama sonucu araçları arıza yapınca sona erdi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akçalı ve Bayır köylerinde kablo hırsızlığı üzerine devriyeye çıkan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir araç uzun süre takibin ardından arıza yapınca ele geçirildi. Araçta bulunan 4 kişiden 3'ü kaçarken 1 kişi yakalandı. Kablolar ve hırsızlıkta kullandıkları malzemeler de hırsızların sakladığı zeytinlik arazide bulundu. Edinilen bilgiye göre Milas'ın Bayır ve Akçalı köylerinde kablo hırsızlığı nedeniyle devriye gezen jandarma ekipleri gece saat 2 sıralarında şüpheli bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak araç durmayarak kaçmaya başlayınca yaklaşık 1 saat süren kovalamaca başladı. Milas'a kadar kaçan zanlılar Menteş köyünde araçları arıza yapınca kabloları zeytinliğe sakladı. Bu sırada şahısların izlerine ulaşan jandarma ekipleri 3 kişinin kaçtığı araçtan 30 yaşındaki S.D. adlı kişiyi ele geçirdi. Bölgede yapılan aramada 1,5 kilometre uzunluktaki kablo ve hırsızlıkta kullandıkları araçlar ele geçirildi. Yapılan soruşturmanın ardından yakalanan şahıs adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturmanın ve kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Bültenimiz spor gündemiyle devam ediyor. Grupta hiçbir iddiası bulunmayan Muğla Spor ile Kepez Belediyespor arasındaki karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. Ban Ligi 7. grupta iddiası olmayan iki ekibin karşılaşmasında, karşılaşmanın son dakikalarında her iki ekipte gol için geliştirdikleri ataklarda son vuruşlarda ileri 3 elemanları beceriksiz kalınca maç başladığı gibi bitti. Hamle Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteninde sizlerle birlikteydik. Yarın en güncel haberlerde yeniden birlikte olmak dileğiyle hoşçakalın.